Hocam teknoloji fakültelerinin farklı uyguladığı bir şey var. Öğrencileri sahaya itiyor. Kesinlikle. Ve sahada çalışmalarını istiyorlar. Biraz bu sistemden bahseder misiniz? Bir de o sistemle ilgili geri beslemeleriniz olumlu veya olumsuz, neler yaşanıyor, neler ediniyorsunuz? Tabii. Tecrübelerinizi paylaşır mısınız? Şimdi biz bu noktada teknoloji fakülteleri az önce hocamın da ifade ettiği gibi 7+1 modeliyle çalışıyor. Bir dönem öğrenciyi biz doğrudan iş yerine bağlıyoruz ve orada çalışmasını istiyoruz. Bu yaklaşık 3 aylık bir süreye tekabül ediyor. Aynı şekilde yaz stajıyla da birleştirdiğimizde bunu yaklaşık 5-5,5 aya kadar çıkabiliyor. Şimdi öğrenciler dolayısıyla iş hayatına atılmadan iş hayatının neler getirdiğini, neler istediğini orada çok rahatlıkla görebiliyor. Çok rahatlıkla sektör bizden ne bekliyor onu fark edebiliyor. Kendini ona göre kanalize edebiliyor. Bu yeni uygulanan bir sistem ve bizim şöyle de bir iddiamız var. Belki 10 yıl sonra bütün iş ilanlarında bilgisayar mühendisliği ya da şu mühendisliği, bu mühendisliği değil de teknoloji fakültesi, mühendislik ibaresi değil de teknoloji fakültesi şartlı ilanları görmeye başlayacağız. Çünkü biz bunların yavaş yavaş geri dönüklerini almaya başladık. İş yeri eğitimine gönderdiğimiz öğrencileri kontrole gittiğimizde, ziyaretlere gittiğimizde iş yeri sahipleri çok ciddi şekilde memnuniyetlerini belirtiyorlar ve şu anda biz ilk etapta iş yeri eğitimine göndermek için yer bulamazken birçok firmayla şu anda biz protokol, ön protokollerimizi imzaladık. Bu noktada mevcutlar da öğrencilerimizi şu anda istihdam etmeye başladılar. Halen şu anda 4. sınıfta okuyan öğrencilerimiz örneğin bir yıl önceki çalışmış oldukları yerde part-time ya da home office tarzında çalışabiliyorlar, çalışıyorlar. Biz de bunları takip ediyoruz. Aynı şekilde iş yerinde çok ciddi talepleri var. Hocam biz alabiliriz. Çünkü iş yerinin çok ciddi bir iş yükünü kaldırıyor. Az önceki sorunuzda da vardı. Yani bizim bilişim sistemleri mühendisliğinin iş yelpazesi çok geniş. Örneğin Ankara'daki bir firmada biz 4 tane öğrencimizi gönderdik. 2 tanesi yazılımcı olarak çalışıyor. 2 tanesi de firmanın uygulamalarını Türkiye çapında distribütörlüğünü yapıyorlar. Yani eğitimlerini veriyorlar. İşte yazılımların nasıl kullanılacağı ile ilgili şeyler var ve çok memnunlar. Bir dahaki döneme tekrar istihdam etmek istiyorlar. Gene çok ciddi üniversitelerin teknokentlerine gidiyoruz. Orada staj öğren, iş yeri eğitimde olan arkadaşlar var. Çalışanlardan çok güzel dönükler aldık. Hocam diyor ki yani biz sözde toplum içinde artık isim telaffuz etmek istemiyorum. Yapmak istediler ama yapamadılar. Ama sizin öğrenciler çok hem çok kolay adapte oldular hem de çok kısa bir sürede bizim istediğimiz şeyi başardılar dediler. Biz tabii bunları görünce çok memnun oluyoruz. Bu bize biraz daha şey veriyor. Daha azimliyiz. İnşallah geleceği parlak olarak görüyorum. Yani hedefimiz de o yönde. İnşallah 10 yıl sonra kariyer ilanlarında teknoloji fakültesi mezunu olmak diye bir ibare